Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün akademi videosunu çekiyoruz. Yeni gelen Dragonflight'taki mitik videosunu size çekmek istedim. Burada yapacağınız işlemleri size göstermek istiyorum. Buradaki dragonla, yani bu adamla, Süleyman'la, elemanla niye konuştum? Onu videonun sonunda size detaylı olarak açıklayacağım. Şimdi farklı rotalar var bu mitiklerde. Şimdilik bir rotadan gidiyoruz abi. Tabi bakın, gördüğünüz gibi nasıl bir damage dönüyor ortada. Oo, 147k. Gördüğünüz gibi o skill'i de göstereceğim hangisinin yaptığını. Tankına göre, DPS'ine göre bu fight'lar uzaması kısalması değişiyor. Şu an mob kesimi, şu an her şey normal, bir sıkıntı yok. Bir tek burada bu yılan biraz sıkıntı olabiliyor bildiğim kadarıyla. Bir de lootumuzu da yapmayı unutmayalım. Para var yani sonuçta. Burada normalde hepsi, gördüğünüz gibi hepsi birlikte toplanıyor. Yani hepsi birlikte çekiliyor ama burada bakın, işte dikkat edilmesi gereken konu şu abi. Silin. Benim burada uyumam takım için hayır alamet değil. Beni uyutmasınlar, ben herkesi uyandırırım. O konuda sıkıntı yok. Ve toplu bir şekilde katliam yapılıyor burada. Hadi kesin şunu da. Standart hikaye modu, anlatma vesaire vesaire, buralar hep var. Evet, şimdik boss fight'ımıza konuşamadım da, fight'ımıza başlıyoruz. Geldi bizim elemanımız. Normal. Bismillah diyerek, ya hak diyerek başlıyoruz abi fight'a. Bakın gördüğünüz gibi alanlar açılıyor. Bu topları soğaklıyoruz arkadaşlar. Soğakladıkça hem damage hem de debuff alıyoruz. Bu debuff'ı da healer siliyor. Özellikle Priest'i benim tercih etmemin sebebi, bakın gördüğünüz gibi Must Dispel'le 5 kişi takımı tertemiz yapabiliyorum. Yani bildiğiniz gusül abdesti almış gibi oluyor. Bakın herkes de birer tane kafasında ok var. Bunu uzak bir yere bırakıyoruz abi. Takımın içine girmeden, ki şu an 3 mili zor. Ama bu şekilde fight'ı tamamlayacağız abi. Bakın gene top gönderiyor. Göndermiyor, pardon. Bakın geri tepti. Durmayacağınız bakın. Gördüğünüz gibi adam selamünaleyküm GG oldu. Olay bu abi. Ve topları gene soğukluyoruz. Ve olduğumuz yerlere de dikkat ediyoruz abi. Çünkü bırakmıyoruz etrafa. Çünkü şimdi bu mitik 0 olduğu için pek bir sıkıntısı yok ama mitik plus gibi artı 20'ler olacak artık. Hani geçen sezonun, geçen paketin artı 15'i, şimdikinin artı 20'si olacak. Yani o yüzden fight'lar biraz uzayacak. Ona göre dikkat etmek lazım. Bunlar şimdi nereye gidiyor? Bakın normalde buradan Normalde. gitmemiz lazım. Cüce Alo. Oğlum girme araya lan, bir şey anlatıyoruz. Parazit yapma. Hello, Ha, güzel. Normalde arka yoldan gitmeleri lazım ama bunlar Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak pil basıyor, çıkan sese bak! Lan gülme, dur. Ha, bir şey anlatıyorsun şurada. Normalde arka yoldan gitmeleri lazım ama herkes bir haber olduğu için, kafasına göre gittiği için biraz vakit kaybı olabiliyor. Evet, güzel bir bosslarımızdan, cafcaflı bosslarımızdan bir tanesi daha. Buraya geldim abi. Ortalık toplanıyor. Tank çekiyor. Herkes istek halinde oluyor ki rahat toplansın. Bakın Allahu Ekber dalınıyor. Burada unutmayacağınız konu şu, bakın altınızda yeşil alan açıyor. Bu yeşil alanlarda durursanız disorient ve damage yiyorsunuz. Ve ölürsünüz direkt. Bakın iki kişi gitti. Bakın şu an bana da saldırıyorlar. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Bakın öldüm, öleceğim. Çok güzel, melek oldum. Olay bu. Burada yapacağınız işlem dayak vurup kaçmak abi. Agro'yu almayacaksınız. Agro'yu aldınız mı imam pomu tıkar valla.
Evet, bizim kocamanı uyandırdılar. Gene Bismillah ya Hak deyip başlıyoruz. İlk başlarda bir sıkıntımız yok. Bakın gördüğünüz gibi yerde alan açıyor. Bu alanlardan kaçıyorsunuz ve bu alanlardan moblar çıkıyor. Bunlar uyanana kadar öldürmeniz lazım, hasar vurmanız lazım. Yoksa bunlar bir daldı mı velettalin amin olursunuz. Bakın bir de şu kocamanı gönderdi. Bu kocamanı intihaplamanız gerekiyor. Öncelik bunu öldürmeniz gerekiyor. İntihaplanmazsa ve öldürülmezse Vosu hilliyor ve fight'ın uzamasına, daha da zorlamasına sebep oluyor. Bakın gördüğünüz gibi toplandı. Bakın tank şu an öldü, ölecek. Çünkü fazla debuff aldığı için ben bile tutamıyorum bunu. Bakın gördüğünüz gibi öldü. Olay bu. Bunları direkt öldürmeniz gerekiyor. Buradan bak, altınıza çıkan alanlardan kaçıp fight'e devam etmeniz gerekiyor. Bu oyunun mekaniği bu. Hadi şunu da kaldıralım da. Bak şimdi bak bak bak. Yani nereye gidiyorsunuz siz? Geri gel lan buraya. Geri gel oğlum. Siz arkadaki boss'u göldüreceğiz ha. Ha şöyle. Bunlar bildiğin Safingen. Evet, şimdik diğer boss'umuza gidelim abi. Bu mini boss arkadaşlar. Burada bunun bir aksiyonu pek yok. Sadece bakın alan açıldı mı alandan kaçacaksınız abi. Yoksa sizi savurur, atar aşağı. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız tıkandı. Ve aşağıda bir şeyler yazıyor. He diyelim geçelim. Bir de altınızı açtığı yerden alana çıkıyorsunuz. Aksi halde stun yiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bir o alan, büyük alan açıldı mı, bir de bu stun yediniz mi, tamamdır yani. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Kaldıramıyorum ki seni ben. Devam et, devam et. Neyse uğraşma. Ya bu oyunun mantığı şu arkadaşlar, hani temel mantığı: altında alan açıldı mı kaç, fixe et geldi mi kaç, sana karşı bir şey atılacağı zaman kaçılabiliyorsa kaç. Yani temel mantığı bunlar. Bunları yaptıktan sonra gerisi kolay zaten. O güzel bir şey çıktı bu meslekle ilgili benim tam şu an bir bilgim yok ama onunla ilgili bir video çekeceğim inşallah. Evet, boss'umuz geliyor arkadaşlar. İki tane kalemiz var. Sağda, bir de yukarıda, solda. Bu topları alıyorsunuz. Genelde sağ taraftakine toplar atılıyor. 3'te 3 yapınca boss'umuz geliyor. Bu alanlardan kaçıyorsunuz. Evet, kuşumuz geldi. Bağırma, tamam. Bakın fight'ımız başladı. Her şey normal. 3 corner, bir penaltı hesabı gidiyoruz. Bakın bu alanlardan kaçmanız gerekiyor. Üfledi mi direkt sizi aşağı atıp öldürebilir. Bakın topları alıyoruz. Topları atıyoruz abi. 3 golü attık mı? Bakın boss stun'a girdi. Şimdi damage artı damage yiyor. %75 galiba, yanlış hatırlamıyorsam damage yiyor. Evet, tekrar oyun vakti diyor. Evet. Gidiyor muyuz? Ölüyor muyuz? Ölüyor muyuz? Normalde bunu göstermek istiyordum ama kazara bunu yaptım. Demek ki ölümüyormuş ama yani bir kere şansınız var yani. Aşağı attığımı bir kere sizi tekrardan yukarı atıyor ama diğerinde atar mı bilemem.
Başka şans verir mi bilemem. Bakın su aklıyorsunuz. Tabii 3 mili olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Olay bu arkadaşlar. Burada topları atıyorsunuz. Bu topların yanına benzer beyaz bir göz işaretli toplar da geliyor. Bunu topları aldığınız zaman rüzgardan hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. Normalde burada adamlar son boss'a giderken big pull yaparlar. Yani büyük toplama işlemi yaparlar. Yani tek tek öyle uğraşmazlar. Çünkü bakın run inside diyor. İçeri girin diyor. Direkt içeri girin. Hiçbir şekilde dalmayın ki bakın neyse. NATO mermer NATO kafa diyeyim size. Anlamıyor. Adam bırak içeri girsin. Agro'yu alsın. Loslasın. Hani rahat rahat DPS yapman için adam da agro'yu alması için size söylüyor ama bunlar pek umursamadıkları için yapacak bir şey yok abi. Ve GG mi oldu bir tanesi? Evet, bir tanesi GG oldu. Kalk gel lan, uğraştırma beni. Hani bir de hepsi demeçlediği için tutmak biraz hani zor oluyor, sıkıntı oluyor. Böyle bir durumda da ben kendimi düşünürüm. Başta kendimi, sonra tankı düşünürüm. Gerisi Allah'a emanet, kalksın gelsin. Ölürse gelsin, bana ne kardeşim. Kafasındayım ben. Yani herkesi kurtaramam ki öyle. Sindiragoza'nın Dragoza. Yani ekosu kopyası gibi bir şey. Evet, fight'ımızı başlıyoruz abi. Her şey normal. Az önce de dediğim gibi 3 corner, bir penaltı hesabı. Bu boss bir kişiyi target alıyor. Debuff atıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu adam kaçıyor. Bunu dispelliyorum. Tekrar fight'a devam ediyor. Eğer ki bu alanda patlatırsa herkese hasar veriyor. Şu an mitik 0 olduğu için hasar o kadar yok ama mitik zorluğu plus'ta zorluğu arttıkça demeç de artacak. Yani yatırmaya kadar da gidebilir. Bak adam gitmiyor abi. Belki de ben hani gitmiyor diye görüyorum ama belki de etrafında adamlar kaçıyordur. Bu boss'ı böyle çektiğinde şu alanın dışına çıkıyorsunuz. Gene damage'inizi yapıyorsunuz. Bak. Bir tanesi çıkmadı. Ya o kadar vurmuyor ama yani ileriki seviyelerde bu zorluk bayağı bir sıkıntı olacak. Bu arada bu gelen topları da soğaklıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik siz baştaki anlatacağım yere gidelim hemen. Hani loot'u da bırakmam yani. Para paradır yani soru. Evet, geldik sorularımıza. Bu arkadaşlar %5 versatility veriyor. Bu ise %10 healing increased yapıyor. Yani %10 daha fazla heal atmanızı sağlıyor. Bu arkadaş da ne yapıyormuş? Masterinizi 584 arttırıyormuş arkadaşlar. Bu fight'ın başında ben girişte de yapmıştım. Haste buff'u veriyor. %5 haste buff'u veriyor size. Bu arkadaşımız da %5 crit veriyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.